değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Neye arz yaptı kızım bu manyak? Niye saldırdı sana? Ya işte gece yurttan kaçacaktı. Nereye gidecekmiş o saatte? Ya bu saçma sapan arkadaşları yok mu? Onlarla bara filan herhalde. Ya nasıl kaçıyordu ya? Rüstem amca duruyor kapının önünde. Ya işte arka bahçeden, orada böyle bir delik mi ne varmış, tel örgüde oradan. Ulan Meral, ulan Meral. Tam dayaklık ya. Neriman Hanım mı yakaladı acaba? Ay vallahi bilmiyorum ama ben hiçbir şey ispiyonlamadım, yemin ederim. Sen merak etme, ben şimdi ona haddini bildireceğim. Hem yemediği hat kalmasın, hem de gelsin bu kıza saldırsın. Hiç ağlama pislik, attıracağım seni bu yurttan manyak karı. Bir daha seni görmeyeceğim, anladın mı? Gideceksin, defolup gideceksin buradan. Kurtulacağım senden ya, görmeyeceğim seni, anladın mı? Şuna bak şuna, hem suçlu hem güçlü. Yürü git, gözüm görmesin seni. Bir de kadını itmiş kalkmış. Kalk hanım kalk. Tut elimi. Tamam. Kızmayın ona ne olur. Bir şey yapmadı yavrum. Bak hala yavrum diyor ya. Ya sen ne kadar yüzsüz bir insansın. Ha. Eşkıya mısın nesin? Ne istiyorsun kadıncağızdan? Ben şimdi onun hesabını soracağım. Ya Meral sen ne yapıyorsun ya? Ha? Senin havan kimi kızım? Senin derdin ne? Ne oluyor sana? Ya tamam ya. Kaderin bir suçu yokmuş. Bu manyak kadın söylemiş. İyi bile yapmış. Kızım senin öyle zibidi yerlerde ne işin var? Bak Meral benim elimde kalacaksın, tamam mı? Yürü anasını satayım, yürü. Sana ne ya? Yürü diyorum sana. Bir yere giderim. Gebertirim seni ha. O manyak kaleyi bir daha görmeyeceğim burada. Üzülme sen de. Nereden bilsin senin annesi olduğunu? Gördün işte kızının deli hallerini. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Cemre? Ağlıyor musun? Bu kadar benim Emine Recep'i görmem lazım. Dur ne oldu, niye? Onu sormam lazım. Belki o biliyordur. Onu sormam lazım. Cemre ne oldu ya? Ne biliyor Emine teyze, anlamadım. Al. Birini mi arayayım? Hayır, mesajı oku. Babamın ceketinin cebinde eski bir sim kart buldum. Bu kadar. Benim bir kardeşim var galiba. Ne yapacağım ben? Bu kadar kardeşim var benim. Sakın Meral'e ceza vermeyin. Ne olur genç daha, o ne bileyim heves etti herhalde. Kızım, madem çocuğunu koruyacaktın, ne diye geldin bana kaçtığı deliği gösterdin? Ama sen de bir acayipsin. Ben engel olursunuz diye düşündüm. Gitmesin öyle yerlere. Ne olur kızmayın ona. Vallahi senin kızın diye söylemiyorum. Ama onun aklı fikri makyajda, gezmekte, erkekte. Ben onun tutacağı yolu söylerdim ya. Hadi neyse. Yok, hayır. Meral öyle bir kız değil. Benim kızım öyle değil, inanın bana. Kargaya yavrusu kuzgun görünürmüş. Laf da söyletmiyor. Tövbe estağfurullah. Kızım, bak böyle olmayacak. Bir an önce çarçabuk annesi olduğunu söyle. Al götür dizinin dibinde oturt. Böyle ısınmayacak sana. Bak iyice düşman belleyecek. Bu halimde olmaz. Ne varmış halinde? Ben gece çalışıyorum. Yani gece
hasta bakıyorum ya. Bir düzen kurmam lazım, bir ev tutmam lazım. İyi tamam, ne yapacaksan yap, bir an önce hallet. Hadi neyse, hadi. Hadi sen de evine. İyi geceler. Evladım, evladım dur. Emine Hanım kaçmıyor ya, yarın görürsün. Hediye teyze ne olur yalvarırım, izin ver, görmem lazım onu. Allah Allah, ne oldu, nedir bu telaşın kızım? Ya Hedoş'um, ölüm kalım meselesi bak. Bu kız gitsin gelsin ha. Olmaz, mümkünatı yok. Gece vakti bu yurttan kimse dışarı çıkamaz. Neriman Hanım çok büyük ceza verir. Bak sonra demedi de mi? Versin ya, versin, izin vermesin, umurumda değil. Aa evladım dur. Cemre. Evladım, beni de yakacaksın. Neriman Hanım'a ne derim ben sonra? Hediye teyze ne olur bir saate döneceğim işte. Olmaz. Tek başına salamam ben seni bu saatte. Ne olur. O zaman ben de geleceğim seninle. Kızım sen geri dön. Dikkat et, yurda kimse girip çıkmasın. Arkadaşlarına da mukayyet ol. Tamam Edoş, merak etme. Hadi. Yavaş. Vallahi senin kızın diye söylemiyorum. Ama onun aklı fikri makyajda, gezmekte, erkekte. Ben onun tutacağı yolu söylerdim ya. Hadi neyse. Kızım dur Cemre. Ay nedir bu telaş? Emine teyze! Emine teyze! Tövbe bismillah. Aç kapıyı Emine teyze! Hayırdır inşallah. Şunu. Aç kapıyı! Cemre kızım hayırdır inşallah. Vallahi ben de bilmiyorum. Figen ben Sinan. Beni diğer numaramdan arama. Bu ara çok zor günler geçiriyorum. Lütfen Melek bu meseleyi bilmesin. Bir kızımın daha olduğunu öğrenmek çok zor. Kızım sen ne okuyorsun, ben hiçbir şey anlamadım ki. Babam atmış bu mesajı. Babam annemi aldatıyor muydu Emine teyze? Aldatıyor muydu? Yok yok, olmaz öyle şey. Tövbe estağfurullah, nereden çıkardın sen bunu ya? Emine teyze bak ne olur benden saklama. Sen bizim her şeyimizi bilirdin. Bir şey gördün mü, duydun mu? Allah rızası için ne olur bir şey söyle bana. Yok kızım, mümkünatı yok. Baban annene pek bir düşkündü senin. Bu mesaj ne o zaman? Bu mesaj ne? Yavrum bak böyle şeyler sokak ortasında konuşulmaz. Kurban olayım, gel içeride sakinleş biraz, öyle konuşalım ha? Ha yavrum? Ama bizim yurda dönmemiz lazım. Bacım bu haliyle kızı sen nasıl yurda götüreceksin? Şuraya içeri gelin de biraz sakinlesin ha? Hadi bacım, hadi kızım gel. Hadi gel. Buyur bacım. Emine, siz şimdi içeride kadın kadına konuşun. Ben şimdi şey yapmayayım, dışarıda hava alıyorum. İyi, hadi. Sağ ol.
Abbasan. Bu kılıkla mı pons yapacaksın kız? Millet evde karısı bu halde diye geliyor zaten. Abi, kalmayacağım ben. Bırakıyorum işi. Niye? Utanıyorum ben artık abi. Bugüne kadar utanmıyordun ya kız. Şimdi ne oldu? Doğru, o zaman kimsem yoktu. Şimdi öyle değil. Bana yeni yeni icatlar çıkartmayın lan. Utanıyorum. Lafa bak. Tövbe yarabbi. Abi, gözünü seveyim. Var mı sana bir borcum? Yok. Ödedim hepsini. Ne olursun. Yalvarırım, izin ver ben gideyim artık. Tamam. Dur hele dur. Bak lan. Ablanla hususi konuşacağız. Kızım derdin ne senin? Para az geliyorsa anlaşırız. Ama yok. İtin biriyle, serseriyle gönül eğlendiriyorsan... Yok abi. Yok öyle bir şey. Yemin ederim yok. Başka bir yerle de çalışmayacağım ben. Ne o zaman lan senin derdin? Abi ben kızım öldü biliyordum. Yaşıyormuş. Abi ne olur izin ver bana. İyi madem. Git bakalım. Ama nasılsa geri geleceksin. Buradaki parayı hiçbir yerde kazanamazsın. Sen alıştın iki lak lak edip para kazanmaya. Dışarısı sana ağır gelir. Bak demedi deme. Allah razı olsun sen. Ben deneyeceğim abi. Deneyeceğim. Tamam. Cemre. Senin baban kötü bir adam değildi. Seni de anneni de çok severdi kızım. Bunu bil. Cemre. Belki sen her şeyi yanlış anlamışsındır ha. Olamaz mı? O iki satıra bakıp da babanın günahını anma kızım. Sen yine babanı yine çok sev. Yine çok say. Oldu mu? Sen biliyordun değil mi? Ne olur saklama Emine teyze. Ben her şeyi öğrendim zaten. Bir keresinde kapının önünde bir kadınla gördüydüm. Git buradan diyordu. Sinan Bey'in yabancı bir kadınla öyle konuşması tuhafıma gitti ama... ben yine günahına girmedim. Ben başka bir şey bilmiyorum Cemre. Canım belki o kadın da bir çalışanıydı. Hah, ağzına sağlık hemşire. Ben yine konduramadım Cemre. Ben geldim anne. Cemre. Niye buradasın sen, bir şey mi oldu? Niye ağlıyorsun sen? Oldu Gökhan. Yine her şey ters yüz oldu. Ya ne oldu anlatsana. Sonra anlatır oğlum. Bizim şimdi yurda dönmemiz lazım. Gel Cemre'ciğim. Ya tamam ben de geleyim yurda kadar bırakırım sizi. Anne gecikmem ben. Cemre, kızım, dediğimi unutma değil mi? Babana küsme sakın. Size de rahatsızlık verdik, kusura bakmayın. Estağfurullah bacım, olur mu öyle şey? Cemre, gel kızım, gel. Soğuk oldu anne, gelin artık siz de içeri.
Doğru söyle bak. Aldattı mı bunun anasını it herif? Herkes sen mi Necmi? Sen de var ya Emine. Elin adamına bile hoşgörün var. Bir bana yok yani öyle mi? Ey büyük Allah'ım sen bana sabırla. Tövbe estağfurullah. Bizde de kalaydınız birkaç gün Fehime teyze. Sağ ol kızım. Benim oğlan yarın almış biletleri. Ha. Başka sefer o zaman. Ne var ne yok memlekette? Haberler sende. Büyük kızı yurda vermişsin. Öyle oldu maalesef. Yani sonradan almaya çalıştım ama alıştı çocuk tabii oraya. Ne yapsın? Andolsun ben verme diye çok direttim. Hayır, üvey babası olaraktan benden bilmeyin diye söylüyorum. Yalan mı kız Mesude, ha? Doğru Kemal'im. Vermeseniz iyiydi ama bir evin içinde neler olup bitiyor bilemeyiz tabii. Belli ki mecbur kalmışsın. Mesude, Eylül 17'sine bastı mıydı? Yok, 16 daha. O yaştakilere çocuk diyorlar ama ben onun yaşındayken büyük oğlumu kucağıma almıştım. Mesude, bak ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ama hemen celalleme, iyice düşün taşın. De Fehime teyze. Senin bu kız yetimhane köşelerinde çile dolduracağına. Diyorum ki benim torun da yakında askerden gelecek. Onları sözlesek ha. Güzelce uyu. Yani yarın sabah daha sağlıklı düşünürsün ne yapacağını. Ayrıca işin aslını öğrenmeden babanı hemen suçlama. Neden şimdi aynı şey yapmıyorsun bana Gökhan? Neyi? Annemin sandığım gibi biri olmadığını söylemiştin ya bana. Meğer babam da öyle şahane bir insan değilmiş. Yani sen haklıydın. Al işte bak karşındayım. Yine söylesene bana, yine aynı şeyi desene. Ben demiştim annene baban sandığın gibi insanlar değildi desene bana. Yine yüzüme vursana Gökhan. Ben... Yani özür dilerim. Gerçekten böyle bir şey söylemek istemedim. Yani... Sen hala affetmedin değil mi beni? Ayrılın bakayım, dokunmayın birbirinize. Şöyle konuşun güzel güzel, hadi bakayım. Ne oldu, barıştınız mı şimdi siz? Hadi Cemre, hadi artık içeri, içeri, yürü. Hadi. Hadi iyi geceler oğlum, sağ ol bizi buraya kadar getirdin. Ne demek,
İyi geceler. Mehmet de Eylül'den çok büyük değil. Daha 25'ine yeni girdi. Nişandı, düğündü derken kız da 17'sine basar. Ne diyorsun sen buruşuk? Eylül daha çocuk be, Allah'tan kork. Eşek kadar torunu isteyecek başka kız bulamadın mı canım? Dellenme Kemal'im. Bırak Mesude, bırak. Bizim üstüne titrediğimiz evladımızı çocuk gelin yapmak istiyor bunlar. Görmüyor musun canım? Allah Allah. Adam haklı Fehime teyze. Hangi devirde yaşıyoruz? Bu yaşta çocuk mu evlendirilir? Ayıp. Çocuksa niye yuvasından koparıp da yetimhanelere verdin? Allah Allah. Ben evini yuvasını bilsin, yetimhane köşelerinde sefil olmasın diye. Sana mı kaldı Eylül'ü düşünmek? Burada kapı gibi annesi var. Üvey de olsa bir babası var. Babası, babası. Aman tamam. Ben de çok bayılmıyorum kızınıza. Sevap işleyelim dedik. Hala sevap diyor. Çıldıracağım Mesude. Bana bak. Senin torunun bacak kadar çocuğa hallenmeye utanmıyor mu? Siz sapık mısınız? Nesiniz be? He? Mesude, şu kocana söyle doğru düzgün konuşsun. Az bile söylüyor Kemal'im. Fehime teyze, bak yaşına hürmeten getirdik seni baş köşeye oturttuk ama sen artık git istersen hadi. Hadi canım hadi hadi kapı bu tarafta. Hadi hadi hadi. Hadi yallah çık çık git. Görücüye böyle yapıldığı ne görülmüş ne de duyulmuş. Sen benim kızımı bir daha görme zaten. Memleketteki herkese de söyle Mesude kızını daha okutacakmış de. Hadi hadi. Hala dikiliyorsun. Yol şu tarafta. Hadi yürü, defol. Çık git. Yürü defol. Pislere bak. Ulan ben Eylül'ü kimseye verir miyim be? Yani okulunu bitirsin de hayırlısıyla Mesude. Eğitim şart. Biliyorum Kemal. Allah herkese senin gibi medeni bir baba nasip etsin. Kız, şu gudubetin getirdiği tereyağına iki yumurta kırıver. Elim ayağım boşaldı benim. Tansiyonun mu oynadı nedir? Yapayım. Buruşuk karı. Eylül torununu isteyecekmiş. Sana bırakırlar mı be? Hayırdır? Ne bakıyorsun öyle? Sana bir haller olmuş Emine. Böyle bir atarlanmalar, bir giderlenmeler falan. Terbiyen müsaade etse diyeceğim ama terbiyen müsaade etmiyor. Hayırdır Necmi Efendi? O eski Emine'yi mi aradı gözlerine? Ha? Höt deyince böyle tırsacak. Hayırdır, hayırdır? Ay, laf yine döndü dolandı. Dayakçı kocalığımıza geldi yani öyle mi? Tamam be Emine. Tamam. Al intikamını. Kır kalbimi. Zaten hiç affetme sen beni. Kaç kere vurdum ben sana? 20 kere mi? 30 kere mi? Tamam. Hadi. Hadi. Al intikamını al. Ha? Hadi şimdi sen vur ya. Hadi vur ödeşelim. Vur. Vur dil yarası kadar acıtmaz. Vur vur vur. Ben senin gibi yapamam anladın mı? Yahu vur. Vur. Korkma ya korkma acımaz. Yap. Vur, vur. Bileğimi acıtıyorsun, yapma. Hadi vur. Yapma. Vursana ya. Canım acıyor, yapma. Vursana, vur. Yapma. Soğutamıyorum Necmi Efendi. Bak sen de Cemre. Bir kardeşin var.
Tabii lan. Keşke benim de kardeşim olsa Cemre. E ben varım ya Songül. Ya tabii ki sen varsın. Bir tane daha olsaymış işte. Belki de çok zengin biridir. Eski zamanlarına dönersin. Allah'ım ya. Kızın derdine bak. Sen de zengin olma hevesini bir şekilde katıyorsun Meral. Yuh yani. Herkes zengin hayatı ister. Mesela bence benim ailem çok atistokrat. O ne ki? Asil gibi bir şey demek yani Eylül. Keşke o kelimeyi doğru söyleyebilsen ya. Acaba kaç yaşında? Bilmiyorum ki. Bana benziyor mudur acaba? Belki de babama benziyordur. İnşallah gözleri babamınki gibidir. Ona baktıkça babama bakıyormuş gibi olur. Gidip görecek misin kardeşini? Tabii ki göreceğim. O benim kardeşim sonuçta. Daha ne yapacağımı bilmiyorum. Ama merak etme, iyiyim ben. Akşam ararım, tamam mı? Görüşürüz. Beni merak etmiş. Kardeşinin nerede oturduğunu biliyor musun? Hayır. Sadece telefon numarası var. Cemre, biz annemin adresini de sadece telefon numarasından bulmamış mıydık? Gene öyle yaparız o zaman. Cemre, ver bakayım simi. Günaydın kızım. Sen omleti peynirli seviyorsun ya, öyle yaptım. Biraz dereotu da koydum içine. Mis gibi. Benim kızlar da öyle seviyor. Ya ne yapıyorsun sen be? Ya çık git odamdan. Çıkmam. Bir lokma almadan gitmem. Aç açına nasıl iyileşeceksin? Elimle yedireyim ben sana? Ya bırak beni ya. İstemiyorum. Ya defol. Kızım bak çok yanlış yapıyorsun ha. Boşu boşuna üzüyorsun kendini. Sonuçta bu Allah'tan gelmiş bir şey. Ölüp kalsan daha mı iyi olacaktı? Daha iyiydi tabii. Ya sen ne anlarsın benim ne hissettiğimden gerizekalı? Mesude. Sen ne yaptın da yine çıldırttın bu çocuğu? Ay ne çıldırtacağım be? Bu da çıldırmaya yer arıyor. Anne çıksın bu kadın odamda, istemiyorum. Ay vallahi Allah kolaylık versin sana Nazan Hanım. İşin zor. Mesude çık dışarı, sinirimi senden çıkarmayayım. Aman çıkarın çıkarın, alıştınız zaten. Ay, hala konuşuyor Allah'ım ya Rabbim. Ya kızım bari iki lokma bir şey yeseydin. Ya istemiyorum. Tamam, tamam bir şey söylemeyeceğim. Nasılsa fizik tedaviden sonra acıkırsın. Ya gitmeyeceğim ben oraya. Ay ne demek gitmeyeceğim annem? Gitmen lazım. Ya anne gitmeyeceğim dedim, anlamıyor musun? Gitmeyeceğim. Çalıyor. Alo. Figen Hanım'la görüşecektim. Merhaba. Telefon faturası için aramıştım. Adres teyit etmek için. Kağıt, kağıt. Tekrar söyleyebilir misiniz? Teşekkür ederim. İyi günler. Adresi aldım. Cemre, gidip konuşacak mısın? Ha, konuşacak. Kardeşim diye boynuna atılacak. Kızım mal mısın sen? Olur mu öyle şey hemen? Doğru olmaz. Şimdilik sadece onu görmeye gideceğim.
Ama ne diyeceğim, ne konuşacağım? Bir bahane bulmamız lazım. Anketörmüş gibi yaparsın. Ben daha öncesinde yapmıştım, yardım ederim sana. Tamam. Hadi o zaman. Ya durun, saçmalamayın be. Biz nereye gidiyoruz? Böyle hepimiz gidersek bir gariplik olduğu anlaşılabilir. Eylül, bir tek sen git Cemre'yle. Tamam. Çay var taze. Vereyim mi? Ver hadi, içeyim bir tane. Bir nenem vardı küçükken. Durup durup iç çeker, insan başına yağın kara eritmesini bilir derdi. Sen de aynını yapacaksın. Bu dert de geçip gidecek. Biliyorsun değil mi? Sağ ol. Ben de anneyim. Ne çektiğini görüyorum. Her ne kadar patron işçi ilişkisi içinde olsak da arkadaşım bil beni. Dök içini. Tamam Mesude, uzatma. Hadi işine bak sen. Anne, Defne nasıl oldu, iyi mi? Oğlum, Defne habire bir yerden pizza isteyip duruyordu. Senin onların telefonu var mı? Yok ama internetten bulurum şimdi. Hadi bir bulsana şunu ya. O dosya ne Eylül? Anketör gibi görünmek için aldım. Saçma mı olmuş? Ha, yok yok, iyi yapmışsın. Buradan gitmeyeceğiz mi? Önce babamla konuşmak istiyorum Eylül. Çalışalım mı biraz? Ne oluyor şimdi? Vicdan mı yaptın? İstemez canım. Ben seni anladım. Resmen düşmansın bana. Şimdi yanlış öğretirsin, bildiğimi de unuturum. Ya Meral, ben senin kötülüğün için yapmadım ki. Ya ne için yaptın? Sorular nasıl nasıl, elimde de kitabın kapağını bile açmadım kızım. Ya yakalansak o an atılırdık okuldan, ondan yaptım. Beni atacaklar zaten. Tabii siz rahatsınız. Herkesin bir sevgilisi var. Yakında sana da bulurlar. Bursa falan da halledersiniz. Ama ben devlet okuluna. Tabii alırlarsa artık. Meral. Kızım, biraz konuşabilir miyiz seninle? Sen yine mi geldin başıma? Ne istiyorsun ya, ne? Bir şey istemiyorum evladım. Sadece ben ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. Onu söyleyecektim. Şimdi burayı topla. Bir daha da burnunu sokma işlerimi. Anladın mı beni? Ya ablacığım, kusura bakma, o biraz öyle bir insan.
Ben yardım edeyim sana. Otur, sen dersini çalış. Ben toplarım. Niye yaptın baba bunu? Neden yalan söyledin bize? Ben annemi sevdiğini sanıyordum. Siz çok mutluydunuz. Hep gülerdiniz. Ben size örnek alırdım. Büyüdüğümde sizin gibi bir ev videom olsun isterdim. Baba sen annemi aldatmışsın. Neden yaptın bunu? Niye yaptın? Acaba annem duyuyor mudur şu anda? Onu aldattığını, bizi kandırdığını. Ben şimdi ne yapacağım? Benim hiç tanımadığım, bilmediğim, görmediğim bir kardeşim var. Beni böyle bir şeyle nasıl baş başa bırakırsın baba? Niye yaptın bunu? Ben şimdi ne yapacağım? Ne yapacağımı bilmiyorum. Songül. Ah, sevgilin arıyor. Efendim Güney. Alo, Songül. Aşkım bak ne diyeceğim. Hadi Kadir Dal Kafe'ye gelin. Ha, bak Cenk de yanımda. Anladın değil mi sen? Ama Güney biz bugün tezgah açacağız Kader'le. Ha. E tamam, bize uyar. Tezgah açacaklarmış, uyar değil mi? Uyar abi, uyar. Ha, ha Songül. Kader'in bana bir sözü vardı, unutmasın ha. Ne sözü lan? Ya Songül sen söyle, o anlar. Çakal, sözler falan verilmiş. Biz de burada ortam yapacağız diye uğraşıyoruz. Duyuyorsun değil mi aşkım? Neyse. Kaçta orada olursunuz? Ya bir saat orada oluruz işte. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kader. Hadi sen de hazırlan, çıkacağız şimdi. Tamam. Bu arada Cenk'le Güney de geliyormuş. Sen çocuğa söz vermişsin falan. Tamam, ben biliyorum o sözü. İyi günler. Buyurun. Hoş geldin. Ben siparişinizi getirmiştim. Sağ ol canım. Bunu içeri koysana. Girsene içeri. Çekinme, gel. Gel lütfen. Benim seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Gel lütfen. Peki. Hayır, hayır. Çıkarma, gerek yok. Gel canım. Geçsene canım. Ya biliyorsun Defne çok zor günler geçiriyor. Biliyorum. Şimdi nasıl? Pek iyi değil. Ya, morali de çok bozuk. Senin adın neydi? Gökhan. Gökhan. Canım. Ya sizin çok iyi bir arkadaşlığınız vardı.
biliyorsun. Günde 100 tane pizza istiyordu. Evet, biliyorum. Seni görünce çok neşeleniyor, keyfi yerine geliyor. Acaba rica etsem sık sık Defne'yi ziyarete gelir misin? Bu ona moral olur. Olur, tabii. Neden olmasın? Çok sağ ol canım. Bir de rica etsem şu fizik tedavi aksatmamasını sağlayabilir misin? Yani bu onun iyileşmesi için çok önemli. Tabii. Konuşurum ben onunla. Tamam. Çok sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Feride Hanım, bilgisayarda bir şey bakmama izin verir misiniz? Rica ederim. Neyle alakalı konu? Ben yardımcı olayım. Akşamları çalışmak için ikinci bir iş arıyorum da ilanlara bakacaktım. Buradan aldığınız maaşla geçinemiyor musunuz Seher Hanım? Yani masraflarıma yetmiyor. Malum evim kira benim. Hı hı. Eğitiminiz neydi? Nasıl bir iş bakıyorsunuz? Ben ilkokul mezunuyum. Ama şey daha önce hasta baktım. Tamam. Ben şimdi size yardımcı olacağım, bakacağım. Teşekkürler. Rica ederim. Meral. Meral. Meral baksana. Ne var ya ne? Bir kurtulamadım senden. Hadi kalk Kadıköy'e gideceğiz. Hiç gelemem. Uğraşamam bu soğukta. Ya gelmen lazım. Niye? Güneyle Cenk de geliyor çünkü. Yani. Cenk senden hoşlanıyormuş. Nereden biliyorsun? Kendisi söyledi. Neyimden hoşlanıyormuş ki? Bilmiyorum Meral. Gidince kendin sorarsın. İyi. Hiç yoktan iyidir. Hadi gidelim. Ay dur ya. Songül'ü bekleyelim. Takıları alıyor. Tamam. Defne, bir ziyaretçin var. Kimseyi istemiyorum anne. Ya Merve'den de Aleyna'dan da bıktım artık. Ama bu gelen onlardan biri değil. Merhaba Defne, nasılsın? Ya iyi sayılmaz. Ya ben de buralardan geçiyordum, bir uğrayayım dedim. Siz böyle sohbet edin. Ben de hemen hazırlanayım. Çıkalım birlikte. Şey, pardon. Nereye çıkacağız ben anlamadım. Oğlum aşağıda konuştuk ya. Sen de ben de fizik tedaviye geleyim diye ısrar ettin ya. Ya öyle mi? Sen de mi geleceksin? Şey, evet, ben de geleceğim. Ya, yalnız benim iş yerinden izin almam lazım. Tamam, ben patronla arar o işi hallederim. Otursana.
Buyurun. Ne istemiştiniz? İyi günler. Biz öğrenciyiz de deterjanla ilgili bir anket yapacaktık. Siz de yardımcı olabilir misiniz? Yani uzun sürmeyecekse olur. Yok yok, çok kısa. Hadi Cemre. Şu anda bir deterjan kullanıyor musunuz? Tabii. Genelde ne tip deterjan kullanırsınız? Yani toz deterjan kullanıyorum. Ekonomik tercih ediyorum. Kızım sen hasta mısın? Su getireyim sana. Yok yok. Bütün gün dolaştık da yorulduk herhalde. Ha. Şey yapın, gelin içeride yazın. Girelim mi? Buyurun buyurun. Kusura bakmayın, toplayamadım, vaktim olmadı. Ne olsun? Yalnız mı yaşıyorsunuz? Yok, kızım var, Zeynep. Zeyno. Haftanın kaç gün çamaşır yıkıyorsunuz? Bir ikinci açıyorum işte. İki oluyor, üç oluyor. Elde mi yıkıyorsunuz, makinede mi? Makinede yıkıyorum. Nerede o? Banyoda. Hayır, kızınız nerede? Ha Zeyno, siz ne yapacaksınız ki Zeyno'yu? Ben yıkıyorum çamaşırları. Ailedeki herkese konuşmamız gerekiyor da. Ha. Bakkala gitti o, gelir birazdan. Müsait misiniz Neriman Hanım? Gel Feride, gel. Ne oldu? Seher Hanım'la konuştum da. Geçinemiyormuş kadıncağız. Öyle çalışmayı kendi istedi canım. Bir de şikayet mi ediyor? Nasıl çalışıyor ki? Az mı maaş veriyorsunuz? Ha. Maaş aldığını söyledi yani. Ücretsiz işi çalıştırmak mümkün mü Neriman Hanım? Anlamadım. Yok, yok canım. Olur mu öyle şey hiç? Yani tabii mümkün mü? Şimdi kadıncağız ek iş yapmak istiyor da... ikinci bir iş olduğu zaman sigortası açısından sorun olmaz herhalde, değil mi? Yok, yok. Olmaz, olmaz. Tabii çalışabilir, çalışabilir. Feride, diyorum ki eve bir bilgisayar alsak. Yani mecbur bıraktılar insanı, artık ihtiyaç gibi bir şey oldu. Alın tabii Neriman Hanım. Ama ben bilgisayardan hiç anlamam. Seninle beraber gitsek de sen yardımcı olsan. Olur tabii, seve seve gelirim.
Tamam. Peki, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya Kader, sen niye bunu getirdin ya? Ya yurtta sıkılmasın diye. Selam kızlar. Aşkların bir tanesi, gel buraya. Hmm. Oh. Benim tatlı Maria'm, nasıl özlemişim, ne haber? Ya Güneş, sen niye böyle yapıyorsun? Böyle aşkını büyük büyük yaşıyorsun arkadaşlarının yanında. Ne bozuyorsun kızım hemen iki dakikada? Allah Allah. Biz sevdik mi böyle severiz herhalde. Neyse, ne yapıyorsun sen? Bunları yerleştiriyordum. Ver, yardım edeyim. Nasılsın Meral? İyi. Canım sıkıldı da hava almaya geldim. Ha, iyi yapmışsın. Meral gezmeyi çok sever de. Ha, evet. En çok nerelere gitmekten hoşlanırsın? AVM. Mağaza gezmeye bayılırım. İçim açılıyor. Ya ben de bakarım bazen mağazalara. Ama ya, sinemaya gitmeyi daha çok severim. Sen de sever misin? Ya ben bayılıyorum biliyor musun? Özellikle korku filmlerine. Aa. İzlemediğim korku filmi yoktur. İnanılmaz bir arşiv var bende. Hadi ya. Çok iyiymiş. İstersen sana getiririm. Olur. Tamam. İyi. Siz beraber takılın o zaman. Ne oldu? Neden kalktın? Ne güzel sohbet ediyorduk. Otursana. Ha, gel otur sen. Ben sana gidip bir şeyler alırım. Bir şeyler içmek ister misin? Ne alayım? Sıcak çikolata iyi olur. Tabii hemen, hemen alayım. Siz bir şey içer misiniz? Tamam. Hemen gidip geliyorum. Ne oluyor lan? Kim kimi yürüyor belli değil. Vallahi ben de anlamadım. Bak bak, havalara bak. Bitmedi mi soracaklarınız? Başım tuttu da benim biraz. Daha kızınız gelmedi ama. Hayır, ben anlamadım ki çocuğun deterjanla ne alakası var. Cemre, biz artık kalkalım. Onları biz hallederiz teyzeciğim, sağ olun. Anne, çayı demledin mi? Benim aklımdan çıktı. Akşam oldu, biz daha kahvaltı yapacağız ya. Veresiye istemesin diye ta neredeki bakkala gittim, haberin var mı? Kızım, çocuklar anket yapmaya geldi, lafa tuttular beni. Anket mi? Ankete. Vallahi bravo, iyi taktikmiş. Sen de anlattın mı her şeyi? Mesela... kocanın kim olduğunu. İşte kocan seni kapıya nasıl koydu? Beni kimlerden peydahladın? Bunları da anlattın mı? Kızım, ne yapıyorsun? Ne oldu? Utandın mı? Mal karı. Senin utanmaya bile hakkın yok.
Allah canım alsa da kurtulsa. Böyle acındır kendini ya. Biraz daha devam et, hadi. Niye eziyet ediyorsun annene? Bize bir şey anlatmadı ki. Eziyet mi ediyorum? Canım benim, takma sen kafana ya. Bu hep böyle işte, ağlar böyle her şey. Hadi Cemre. Hadi. Teşekkür ederiz. Nasıl bir kız ya? İnanamadım kardeşin olduğuna. Eylül geri gidelim. Bir şey uyduralım ne olur. Ben daha fazla konuşmak istiyorum kardeşimle. Cemre ne uyduracağız? Zaten kadın yeterince şüphelendi. Olsun. Ben onunla yalnız konuşacağım. Evden çıkana kadar da dışarıda onu bekleyeceğim. Hayır olmaz. Beraber bekleriz. Eylül. Lütfen. Onunla yalnız konuşmak istiyorum. Peki. Ama üzülürsen ara, tamam mı? Hemen koşup gelirim. Telefon kartın var mı? Var. Tamam. Dosya. Başka bir şey ister misin Meral? Su alsaymışsın keşke. Hemen alayım. Hemen, hemen. Ya Kader, niye meydanı bu salağa bıraktın sen? Cenk Meral'den hoşlanıyormuş. Ben ne yapayım Songül, ben ne yapayım ya? Vay pisliğe bak ya. Güney! Senin bu şerefsiz arkadaşın Meral'den hoşlanıyormuş. Ne? Evet. Ne var bunda şaşıracak? Ben bundan daha havalıyım. Doğru konuş kızım. Kader senden çok daha güzel. Ya tamam, doğru söylüyor. O benden daha havalı. Ama zaten Cenk benim tipim değil. Hatta diyorum ki siz dördünüz takılın. Ben gideyim. Kader. Gidiyor musun? Gidiyor canım. Sanki çok umrunda da. Suyu alayım canısı. Tabii ki ama sen önce bir otur. Yorulma. Tabii. Soğuk almadım hasta olursun diye. Çok tatlısın. Kader. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ulan erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız ya. Bak ne kadar üzüldü kardeşim. Ulan benim suçum ne? Sen de millete kızıp kızıp bana bağırıyorsun. Sinirlendim Güney. Bana ne? Ne yapayım? Ben mi dedim çocuğa git bundan hoşlan diye? Bak ben bu Meral'i döverim. Döv, ben de Cenk'i döverim. Ne yapayım? Eylül, sinemaya gidelim mi? Serkan bugün olmaz.
Cemre ararsa hemen telefonu açmam lazım. Haklısın ya, düşünemedim. Ama sen istiyorsan git. Yok. Ben sadece senin yanında olmak istiyorum. Eğilir. Çaylarımızı içtikten sonra deniz kenarında yürüyelim mi? El ele. Olur. Ne bu böyle canım? İki tane tuşa basacağım diye bir sürü şey anlattılar. İçim şişti vallahi. Bunun böyle düğmesine basınca çalışanı yok mu Feride? Var Neriman Hanım. Hemen hemen hep söyle zaten. Aa, toprak. Ay canım benim, kitap oluyor. Cicim aylar tabii. Böyle yüzün güler şimdi. Sonra adamın suratını görünce için sıkılır. Aşk olsun Neriman Hanım. Biz öyle bir çift değiliz ki. Her gün her dakika konuşsak yine de sıkılmıyoruz birbirimizden. Maşallah. Çok iyiyiz, çok. Ay durun şimdi arayayım da kitapta çok yakışıklı bir adam gördüm diyeyim. Allah aşkına bakalım ne yapacak? Ay canım benim ya. Pardon. Hiç sıkılmamış maşallah. Hadi Feride, hadi. Demek ki çocuğun işi var. Hadi yürü. Hayırdır inşallah. Ben köşede inerdim. Size de zahmet verdik. Olur mu? Asıl biz sana çok zahmet verdik. Çok teşekkür ederim Gökhan'cığım. Oh. Emine, gel bak. Oğlun artık lüks arabalarla gelmeye başladı eve. Hayırdır inşallah. Ne işleri var gündüz vakti bunların burada? Tövbe estağfurullah. Defne. Bak söz verdin, tedaviyi aksatmak yok, tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür. Defne kızım arabada mı? Evet, evet. Ben bir bakayım. Defne kızım, nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum Emine teyze. Sen nasılsın? Ya, seninle biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Ya, bir ricada bulunacağım. Ya, rica derken bu seni de asla mağdur etmeyecek bir anlaşma. Defne iyileşene kadar acaba onunla ilgilenir misin? Tabii. Tabii bunun bir bedeli olacak elbette. Ne kadar istersin ben sana hemen verebilirim. Nazan Hanım yani... Ne yapıyorsunuz? Bakın böyle bir şeye gerek yok. Defne benim arkadaşım. Ben elimden geleni yaparım.
Ama böyle para falan yani duymamış olayım. Salak. Ana sıkılıklı. Al işte oğlum koskoca para, koy cebine. Para istemiyorsun yani. Evet. Yani dediğim gibi Defne benim arkadaşım. Tamam. Çok sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Maşallah. İyi gördüm Defne kızımı. Evet, evet. Bugün daha iyi. Şükür. Çok sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler. Başına oturuyorsun bakayım. Bir şeyim yok Feride Hanım. Yüzün asık, var bir şey anlat. Sen yine dert dinleyeceksin galiba Feride. Ben içeri giriyorum, çok üşüdüm valla. Anlat bakayım ne oldu? Herkesin bir seveni var Feride Hanım. Bir tek benim yok. Ben nereden olacağım onu düşünüyorum. Diğerleri evlenecek, Songül aile kuracak. Peki ben? Sen de seni seven biriyle karşılaşacaksın. Korkma kadarcığım. Benim hiç inancım kalmadı artık. Bir insan annesi bile sevmedikten sonra kim sevsin? Oh canım benim. Gel bakayım buraya sen. Gelin. Kolyeleri de böyle koydum. Küpeleri de koyar mısın? Uyuyacağım. Hadi gidelim. Ben çok üşüdüm. Tamam. Güney abi biraz çabuk toparlayın. Kız üşüdü ya. Efendim. Nasıl döneceğiz? Biz her zaman nasıl dönüyoruz? Geri zekalı. Tabii ki yürüyerek. Ya ama çok uzak. Hem de geç oldu. Bence şuradan taksiye binelim. Hem Meral de çok üşümüş. Bence de. Çok tatlısın. Ne demek? Güney, hızlı abi. Lan oğlum yürü. Bak vallahi bu kızın saçını başını yolacağım Güney. Ne yapayım Songül? Ne yapayım? Çocuk aşık olmuş. Olmama diyeyim. Ne yapayım? Of ya of. Niye benim kardeşimi sevmedi ya? Şimdi mi arıyorsun Toprak? Efendim? Canım. Aramışsın duymadım. Duymadın. Duymadın ha? Duymadın demek. Duymadım. Şimdi söyle. Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok Toprak Bey. Feride? Feride? Aa kapattı. Ne oluyor ya? Burada birkaç eve daha anket yaptım da daha gidemedim. Annenle tartışmana şahit olmak istemezdim. Özür dilerim. Önemli değil. Ben de o tarafa gidiyorum. Birlikte yürüyelim mi? Olur.
Doyur karnını oğlum iyice. Ayran çıptım, getireyim mi? Aa, yok yok. Gerek yok anne, zahmet etme. Arkadaşın seni pek seviyor herhalde Gökhan. Böyle hususi arabayla eve bırakmalar falan. Hayırdır? Ha. Defne iyi kızdır ya. Oğlum bak, öyle bir duygusal mevzular falan varsa haberimiz olsun yani. Sözdü, nişandı, bizi aile olarak üstümüze ne düşüyorsa yapalım yani. Ya, yok canım öyle bir şey. Yani, ne alakası var şimdi? Oğlum, işine karışmak gibi olmasın ama... babanın dediğini o kız buraya geldiğinde ben de hissettim biraz. Bak oğlum, umut verme. Sonra kız hayal kurar. Cemre'ye de o kıza da günah. Anne, yok öyle bir şey dedim ya. Ya ben Cemre'yi üzecek bir şey yapar mıyım? Zaten akşam buluşacağız, ben anlatacağım ona olanları. Şimdi Cemre'ye ne ya? Onu ne ilgilendirir ki yani bu mevzu? Çocukların arasında bir hoşlantı olmuş Necmi. Ayı gibi konuşup çocuğu utandırma mı? Affedersin oğlum. Yani ben bilemedim, kusura bakma. Ya. Yok baba, yani kusurluk bir şey değil. Neyse, size afiyet olsun. Sağ olasın. Sen de çocuğu iyice vicdan mağduru yapmışsın be Emine. Yani bu öksüz yetim diye kendini Cemre'ye mecbur hissediyor herhalde. Ona bana sorarsan bugünkü zengin hanımın kızı daha uygun yani Gökhan için. Sen karışma Necmi. Karışma. Yemeğini ye. Tamam canım, sustuk. Cenk, sen hep böyle kızları bırakıp gider misin? Kızların kapıları açılır. Özür dilerim. Tabii ki açayım. Açıyorum. Buyurun prensesim. Mersi canım. Kıza bak lan. Bir günde paspas etti çocuğu. Merak etme, ben onu öyle bir paspas edeceğim ki o feleğini şaşıracak. Dur Meral'cim dur. Ben senin ifadeni alacağım. Görüşürüz canısı. Görüşürüz canım. Hadi görüşürüz. Ne kaypak adamsın lan sen. Yürü. Yürü. Meral, ben geliyorum hemen. Evet, işte geldik. Ama çalışmıyor, bunlar kapalıdır burası. Sen orasını bana bırak. Zeyno dur, ne yapıyorsun? Gören olacak. Thank you.
Artık girebiliriz. Çocukken babam, yani pardon, babam sandığım adam burada çalışırdı. O yüzden her köşesini bilirim ben buranın. Hadi gel. Cemre gelsene. Korkma. Yani sana zarar vermem, manyak değilim ben. Hadi. Gel şöyle oturalım. Beş altı ay önce babam sandığım adamın aslında gerçek babam olmadığını öğrendim. Benim o gerizekalı annem gitmiş başkasının hamile kalmış. E adam da bununla evlenmemiş tabii. Başkasıyla falan evliymiş galiba. Neyse. İşte annem gitmiş başkasına yamamış kendini. Bebek senin demiş. İşte ben yıllarca başkasını baba bildim. Gerçek babanın başkası olduğunu ne zaman öğrendin? 5-6 ay önce hastanede bir işimiz oldu. Kan testi yaptılar. İşte bir uyuşmazlıktan anlamış, zaten şüpheleniyormuş da. Sonra anneme bir bastı tekmeyi. Çekti gitti. Peki ya gerçek baban? Ona ne olduğunu merak etmiyor musun? Allah onun belasını versin. Deme öyle, arkasından bela okuma. Niye demeyeyim? Bana babalık yapmadı ki. Neyse. Bak, ben buradaki makinelerin hepsi nasıl çalışır biliyorum. Seni buna bindireyim mi, ister misin? Kızmasınlar. Yok canım. Zaten kimse yok ki. Kışın kimse olmaz burada. Hadi gel. Peki tamam ama sadece bir tur. Yüksekten korkuyorum. Tamam. Sadece bir tur döndüreceğim. Söz. Tamam. Hazır mısın? Çalıştırıyorum. Tamam. Ya çok güzel. Zeyno? Evet ablacığım. Şimdi asıl meselemize gelelim. Sen benim peşime neden düştün ha? Öyle anketörüm falan yedin mi zannettin? Ne yaksın lan sen? Zeyno ne yapıyorsun? Zeyno indirsene beni aşağı. Zeyno indirsene beni ya, indir. Zeyno. Zeyno indirsene beni. Zeyno lütfen indirir misin? Lütfen. Zeyno lütfen indirir misin beni? Zeyno bak ne olur lütfen indir beni. Zeyno. Bakar mısın? Buyurun. Sen Meral'i nereden tanıyorsun? Okuldan arkadaşım. Ne oldu ki? Hiç arkadaş gibi görünmüyorsunuz da. Bana doğruyu söyle. O kız sahipsiz diye gezip tozabileceğim bir kız değil.
Anladın mı beni? Eğer ters bir hareketini görürsem senin canını okurum. Ne alaka ya? Ne yapacağım teyze kıza? Takılıyoruz işte. Terbiyesiz. Bir de utanmadan takılıyoruz diyor. Gösteririm ben sana takılmayı. Sen beni anlamadın galiba. Sen bu kızla ilgili düşüncelerinde ciddi misin değil misin? Bana onu söyle. Ya sen kimsin teyze? Ben yurtta çalışıyorum, mutfakta. O kızla ilgili düşüncelerin kötü olmadığını bilmek zorundayım. Anladın mı beni? Ha? Anlıyor musun? Ya dur ablacığım, dur, ne yapıyorsun ya? O bizim okuldan arkadaşımız. Cenk, hadi sen git. Git hadi git. Senin bu Meral takıntın nedir ya? Ha? Ne oluyor, sen bana bir açıklama yap bakayım. Bak, benim kötü bir niyetim yok. Anlıyor musun? Ben de sahipsiz büyüdüm. Başınıza kötü bir şey gelsin istemiyorum. Canınız yansın hiç istemiyorum. O kadar. Çıkışında süslü kıyafetlerinle, özel şoförünle evine gidiyordun. Benim üstümdeki hırkam yırtıktı, annem yenisini alamamıştı. Haberim yoktu, bilmiyordum seni. Ben de senin gibi olacaktım. Ama babam öldürdü kendini. Ya ben de senin gibi zengin olacaktım. Ben de güzel evlerde yaşayacaktım. Ama o lanet olan adam öldürdü kendini. Benim de bütün hayallerim onunla beraber gitti. Zeyno, bak ben senin ablanım. Senin yanında olmak için geldim ben. Sen benim kardeşimsin. Evet, geldin. Geldin. Ama fakir olup da geldin. Yetimhanede yaşıyorsun be. Biliyorum, her şeyini araştırdım. Zeyno, ne olur bir şey yapma. İndir beni, ne olur indir beni. Sus. Zeyno bak, ne olur korkuyorum. Ne olur indir beni. Zeyno lütfen indir, korkuyorum. Ne olur indir. Zeyno indir beni, ne olur. Zeyno, ne olur. Zeyno, indir beni, indir. Zeyno, lütfen indir, korkuyorum. Zeyno, indir beni. Zeyno, indir beni, indir beni, korkuyorum Zeyno. Zeyno, korkuyorum, indir beni. Zeyno, yapma, ne olur yapma Zeyno. Zeyno. Oğlum, ne olur indir beni Zeyno, ne olur. Zeyno, Zeyno. Zeyno, ne olur. Zeyno, bırakıp gitme beni, ne olur. Zeyno, beni bırakıp gitme, Zeyno. Zeyno, gitme. Şimdi ben de seni istemiyorum. Abla. Zeyno, hayır, gitme. Zeyno, ne olur gitme, gitme. Zeyno, gitme. Zeyno, ne olur bırakma beni, bırakma, indir beni. Zeyno! Kimse, kimse yok mu? Ya kimse yok mu? Ne olur yardım edin! Ne olur yardım edin! Yardım edin, ne olur, kimse yok mu? Kimse, ya kimse yok mu? Ya
Eylül, ben bunu çözemiyorum. Vallahi ben merak etmeye başladım. Nerede kaldı bu kız? Cemre'yi mi? Vallahi bilmem ki. Kardeşiyle konuşmak için bekleyecekti. Evet, çok iyi anlaşmışlardır. Hala konuşuyorlardır. Sonuçta kardeşi olamaz mı? Bu kadar saat ne konuşacaklar? Saçmalama. Hadi yemeğe inelim. Bu sırada da beklemiş oluruz. Hadi. Siz gidin. Ben şu sayfayı bitirip öyle geleceğim. Tamam. Ateş de tam kıvamına geldi ha. Ver, ver oğlum. Sen biliyor musun mangal yapmayı? Biraz biliyorum. Başınızda olaydım, ben öğretirdim sana. Her şeyi öğretirdim yani. Ama işte bu anın kapı dışarı etti beni ya. O annemin hayatı boyunca verdiği en doğru karardı. Baba. Doğru söylüyorsun oğlum. Haklısın. Haklısın. Ama bak ben bundan sonra ömrümün geri kalan kısmında sana çok güzel babalık edeceğim bak. Söz. Çok güzel. Emine duyuyorsun değil mi beni? Bak çok büyük söz verdim ha. Söz. Allah muhabbetinizi de arttırsın. Sen de tez vakitte iyileşirsin inşallah. Amin. Amin. Oğlum, keşke Cemre'yi de arasaydık da gelseydi, o da bizimle iki lokma yerdi burada. Ya aradım anne ama yurda daha gelmemiş. Bir daha bir arayayım, eğer gelmişse bir koşu gider alır gelirim. Hadi oğlum. Ha Eylül. Ya Cemre yurda geldi mi? Yok, daha değil. Biz de merak etmeye başladık. Anladım. Nereye gidecekti peki, haberin var mı? Kardeşiyle konuşacaktı ama. Ya. Ya kardeşinin adresini biliyor musun? Hayatım, canım sıkkın senin. Ne münasebet, gayet iyiyim. Tamam ya, kızma, öylesine sordum. Ben mi kaçırdım, espri mi var? Espri mi var, ben mi kaçırdım? Ne oluyor ya? Hiç, hiçbir şey olmuyor. Niye arkanı döndün, niye konuşmuyorsun benimle? Daha fazla konuşup kafanı şişirmeyeyim canım ben senin. Duymam olsa nasıl da sessize alırdın beni? Nasıl da alırdın beni sessize? Ya Feride saçmalama. Ben senin zaten gevezeliğini seviyorum. Gevezeyim yani, öyle mi? Ya hayır, onu demek istemedim Feride. Ya Feride lütfen ya, sen bana mı kızdın? Ha? Bana mı kızdın? Ne oldu? Anlat. Anlat hadi, ne oldu? Ben bugün seni aradım. Evet. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Beni sessize aldın. Gördüm. Sessiz aldın. Sen orada mıydın? Oradaydım. Kitapçının tam önündeydim. Ya Feride, elim kolum doluydu, kasadaydım. Yani aradım sonra hemen. Aradım, hemen aradım. Aramadın mı? Aradım. Hayır, hadi beni sessize aldın. Nasıl aldın beni sessize? Hadi aldın. Niye bana yalan söylüyorsun? Duymadım diye niye yalan söylüyorsun Toprak? Aşk olsun sana. Özür dilerim. Ben de Neriman'a diyorum ki bizim ilişkimiz şöyle, bizim ilişkimiz böyle. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Neriman Hanım da mı oradaydı? Evet. Yok artık.
İzler misin? Çok yorgunum, uyuyacağım. Ya Feride yapma. Peki tamam. Biraz da sen çabala bakalım gönlümü almak için. Buyurun. İyi akşamlar. Ya Cemre burada mı? Cemre mi? Kim o? Ya bugün iki tane kız gelmedi mi buraya? Onları soruyorum işte. Ha, onlar anket yapıp gittiler çoktan. Anladım. Ya bir kızınızı çağırabilir misiniz? Ona da sorayım. Belki biliyordur. Kızım mı? Bana bak. Sen bir işler mi çeviriyorsun ha? Ne alakası var benim kızımla? Git çabuk buradan. Ablacığım bir dakika ya. Bakın arkadaşım kayıp. Kızınızı da çağırın, ona da bir sorayım, gideceğim zaten. Bana bak, daha fazla üsteleme, polis çağırırım, haberin olsun. Git dedim sana buradan, git. Yine ne bağırıyorsun be? Ya Cemre'yi gördün mü? Bugün seninle konuşmak için dışarıda beklemiş. Görmedim. Zeyno. Kim bu çocuk? Öf. Niye yalan söylüyorsun kızımı? Gördüm ben seni camdan, o kızla konuşuyordun. Zeyno, kurban olayım, yine başını ne belaya soktun? Öf, tamam be. Zeyno, nereye gidiyorsun bu saatte Zeyno? Şş, baksana. Gel benimle. Bir dakika, bir dakika. Sen Cemre'nin nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Kızlar. Gökhan'la konuştum. Şimdi Cemre'nin yanına gidiyormuş. Neredeymiş ki? Bilmiyorum ki. O kız da zaten çok tuhaftı. Beraber olsalar anlayacağım da Cemre tek başına nerede ne yapıyor olabilir ki, onu anlayamadım. Kızlar nasıl? Güzel mi yemek? Ya sen tam bir gerizekalısın ya. Rezil ettin beni bütün gün. Ne yaptım ben ya? Nasılsam öyle davrandım işte. Gerizekalısın işte, ben de onu söylüyorum sana. Ya herkes kendi ilişkisine baksın. Bana karışmayın. Senin kimle ilişkin var ki? Cenk. Bana çok aşıkmış tatlım. Hep gizlemiş zavallıcık. Uydurma ya. İki günde ne aşkı? Ya öyle ya. Bana dedi ki sen ne istersen yaparım. Ben de yarın kaliteli bir yerlere götürmesini isteyeceğim. İçim açılsın azıcık. Ya Meral kullanma şu çocuğu. Resmen aşkını sömürüyorsun ya. Tüm parasını harcatacaksın, bırakacaksın sonunda da. Sana ne be? Dadısı mısın? Rica etmiş senden, sen de ayarladın ve konu kapandı. Artık bize karışmayın. Hem benim başka seçeneğim olsa ona bakmazdım zaten. Ama bu yoklukta biraz gezeyim bari. Aşık olmuş. Cemre nerede? Cemre nerede diyorum sana? Konuşsana kızım. Orada. Gökhan! Cemre! Cemre sakin ol Cemre! Gökhan yardım et lütfen! Cemre geldim, ben buradayım, hiç korkma. Korkma, geldim. Gökhan indir beni ne olur. Gökhan yardım et lütfen! Gökhan yardım et ne olur. Gökhan indir beni lütfen, indir. Sen ne zamandan beri bu kız orada? İndir şunu çabuk. İndir dedim sana. Gökhan indir beni lütfen, indir. Cemre korkma. Korkma, ben buradayım.
Sakin ol Cemre, sakin ol. Bekle, bekle. Cemre korkma Cemre, geldim. Geldim, buradayım. Sakin ol, sakin ol. İndin, indin işte. İyi misin Cemre? Çok üşüyorum. Niye yaptın kızım sen bunu, ha? Niye yaptın? Karışma sen be. Bu ikimizin arasında olan bir şey. Lan ne demek karışma? Hasta mısın kızım sen? Niye yaptın bunu? Gökhan tamam kızma. Ya nasıl kızma Cemre? Babam adına senden özür dilerim Zeyno. Yüzünden oldu. Allah belanı versin baba. İyi misin? Çok üşüyorum. Burada gidelim hadi. Kızlar seni çok merak etti. Ne haber Kader? İyiyim. Sen nasılsın? Bugün için sana çok teşekkür ederim. Önemli değil. Gelsene bir otur şöyle. Bak bana doğru söyleyeceksin tamam mı? Sen bu çocuktan hoşlanıyor musun? Ya o zaman niye Meral'e bıraktın çocuğu? Ah Kader ya. O benden hoşlanmıyormuş Songül. Gurursuz muyum ben? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen Güney'i sev. Tamam sev ama beni de sev tamam mı? Sakın bırakma beni. Hatta siz böyle boy boy küçük küçük Güney'ler Songül'ler yapın. Çünkü ileride eğer ben evlenemezsem senin çocuklarınla avunurum ha. Ya Kader saçmalama. Olur mu öyle şey? Sen de aşık olacaksın. Bak biri gelecek sana öyle bir aşık olacak ki. Sen de böyle ağzından buradan aşk akacak. Güney'le ben yanınızda hiç kalacağım yani. Merak etme. Gerçekten mi? Vallahi kızım yemin ediyorum bak. Çok kıskanacağım ben seni, çatlayacağım. O derece yani. Buraya yazıyorum. Kızlar. Cemre geldi. Gidelim hadi. Cemre! Gökhan, ne oldu? Kardeşi kötü bir şey mi yaptı yoksa? Kardeşim benden nefret ediyormuş Songül. Üzülme kardeşim.
Gel hadi. Gökhan, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Eyvallah. Oğlum, sen ne ara girdin içeri? Çık dışarı hadi, çık. Ya tamam, çıkıyoruz işte. Başımı belaya sokacaklar ya. Bu ne ya? Buz kesmiş her yeri. Ah Neriman, ah. Günaydın Erdoş'um. Bu Neriman Hanım gelmedi mi daha? Günaydın canım. Gelmedi daha. Ne oldu? Ya biz çok üşüyoruz. Neden yakmıyor kaloriferleri? Gece söndürünce sabah ortalık soğuyor tabii. O zaman gece geç söndürsün ya da sabah erkenden yaksın. Bak vallahi kızları örgütlerim. Yemin ediyorum isyan çıkartırım ha. Tövbe yarabbi. Neriman Hanım gelince güzelce konuşursunuz. Üşüyoruz ya. Sağ ol canım. Günaydın. Kahvaltı hazırladım. Beraber yaparız değil mi? Poğaça da aldım. İş erken gitmem lazım bugün. Sen yalnız başına yap kahvaltını. Hem kafanı da şişirmemiş olurum. İyi, al bari yurtta yersin. İyi madem. Soyabilir miyim? Afiyet olsun. Sağ ol abla. Bunları niye benim önüme koydun ki? Ben sabahları bu kadar çok yemem. Tamam. Yeme öyleyse. Başka bir şey ister misin? Evet. Git başımdan. Bir daha da gözüm görmesin seni. Meral, niye kabalık yapıyorsun? Kadıncağız düşünmüş işte. Biraz insan ol be. Neyse canım. Önemli değil. Tadınız kaçmasın şimdi. Hadi yiyin yemeğinizi. Thank you.
Merhaba, kolay gelsin. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Şu güllerden böyle güzel bir demet istiyorum. Ama böyle ihtişamlı, hoş olsun. Güzel bir buket olsun. Vereceğim adrese gönderebilir misiniz? Tabii. Adres neresi? Koşu yolu kız yetiştirme yurdu. Feride Güngör adına yollayacaksınız. Bir de not yazabilir miyiz acaba çiçeğin üstüne? Tabii, ne yazalım? Sana gönderdiğim çiçekler güzelliğinin yanında solmazlar umarım. Evet, aynen böyle yazın. Daha bitiş kesilecek yalnız, ona dikkat edin lütfen. Altınıza gönderen Toprak. Nedir borcum? 50 lira. Birkaç saat içinde gelir herhalde, değil mi? Hemen gönderiyorum. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Sen ne salak adamsın ya. Abi. Sen cidden salaksın. Ya. Bak, sen su katılmamış bir salaksın. Oğlum ne güzel kaderle çıkacaktın işte ya. Son gün sen ben kader beraber takılacaktık. Ha yani sizin ilişkiniz sağlamlaşsın diye ben de hoşlanmadığım kızla mı çıkayım abi? Bak şimdi, nasıl laflan o öyle? Hem Meral daha güzel. Daha güzel. Ha. Ha sen de Brad Pitt'sin zaten Cenk. Öf. Ya. Oğlum tamam da ne bileyim, kader de güzel kız. Abi tamam, güzel kız ama hani Meral böyle daha cilveli ya. Gerizekalı ya. Ne be? Nasılsın canısı? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya şey, okuldan sonra takılsak mı? Olur, olur tabii. Nereye istersen gidebiliriz. Songül, biz de bir yerlere gidelim. Yok. Kader üzgün. Ben gelemem. Şey, ayakta kaldım. Otursana. Otur. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun lan? Senin yüzünden. Ne oldu? O ne? Kahve. Bana da alsana. Hemen alayım, hemen. Birer tane daha mı kahve istek Neriman Hanım? Üst üste. Hı. Yok artık. İçmem ben, çarpıntı yapar. Bilgisayar meselesini ne yaptınız? Karar verdiniz mi? Yok, vazgeçtim. Almayacağım. Çok pahalı. Ya. Hadi artık işimize bakalım. Yapmasaydık. Senin canı sıkılıyor galiba. İşin gücün yok mu yavrum? Ben hallettim işlerimi Neriman Hanım. He. Bilgisayar alın bence. Taksit de alınabiliyor hem. Ben sizin için de araştırırım, merak etmeyin. Tamam, tamam. Hadi. Hadi çık da çalışayım. Laptop alalım size Neriman Hanım. Feride Hanım, bakın size neler neler gelmiş. Aa, kimden gelmiş bu ya? O mu göndermiş yoksa?
Başka kim gönderecek Neriman Hanım? Toprak tabii. Ay, kim ne yazmış? Sana gönderdiğim çiçekler güzelliğinin yanında solmazlar umarım. Nasıl da tatlı yazmış ya, kıyamam. Bu çocuk gerçekten seninle ilgileniyor. Bak, gönlünü almak için çiçek de göndermiş. E bu ilk değil ki, dün akşam da kocaman bir buket geldi eve. Çok tatlı ya. Neyse, ben bunları suya koyayım Neriman Hanım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi güle güle. Hiç çalışmamışsınız çocuklar. Notlarınız dökülüyor. Hocam, ben 51 aldım. Yani az dökülüyorum diyebiliriz. Oğlum saçmalama ya. Selin, Egehan ve Meral. Sizin durumunuz çok kritik çocuklar. Böyle giderse burslu olanların bursu kesilecek. Haberiniz olsun. Demek oluyor ki seneye bu Ezi'yi okulda görmeyeceğiz. Bence çok iyi. Senin yüzünden. Oraya geçtik kızım, bu başka ders. Hem çalışmıyorsun hem de kaderi suçluyorsun Meral. Meral, moralini bozma. Ben sana yardımcı olurum, birlikte çalışırız. Sen çok çalışkansın da sanki. Hı. Ay bırak ya, mal. Evet, derse dönün artık. 5. testin kitapçığını açın. Alo. Alo. Kemal, ben mahvoldum. Mahvoldum, yetiş çabuk. Ne oldu kız? Sakin ol. Nazan Hanım'ın dolabının kapağı elimde kaldı Kemal. Ay bayılacağım vallahi. Kadın eşeğe mi sıpaya mı ne bir yere gitti. O gelmeden Allah aşkına gel hallet. Üstüme kalır vallahi. Tamam. Tamam Mesude. Hemen yetti kocan. Merak etme, geliyorum karıcığım. Ben de seni arıyordum. Hadi çantanı al da gidelim. İstemiyorum, ben vazgeçtim. Yurda döneceğim. Tamam. Ya, ben seni bırakırdım ama o kadın bana fena taktı kafayı. Ya, şimdi sana da bulaşmasın. Hangi kadın? Sizin yurtta mutfakta çalışan. Uzun boylu böyle yakama yapıştı. O kızla takılıp ortada mı bırakacaksın? Senin derdin ne falan dedi bana. Ne istiyor bu kadın benden ya? Göstereceğim ben şimdi onu gününü. Tamam, ben ararım o zaman seni. Ha? Bu kim ya şimdi? Alacaklı gibi. Yavaş lan, yavaş, yavaş. Kuş uçmamış evden. Uçmadığına göre kesin parayı bulmuştur. Buldun mu lan parayı? Buldun mu? Buldun mu lan? Aman çizilmesin Kemal.
çok pahalı bir şeye benziyor vallahi. Usta mı çağırsaydın acaba? Ne ustası Mesude? Zaten seni çalıştırıyor, para da vermiyor. Bir de üstüne dolabını tamir ediyoruz. Borcumu ödüyorum Kemal, ne yapayım? Hiç olmazsa 70 lira yolluk veriyor da idare ediyorum. Aman çok veriyormuş. Kemal hadi, hadi ne olursun. Bak vallahi geliverir ortalığı ayağa kaldırır. Yahu dur Mesude, yapıyoruz işte. İki ayağımızı bir pabuca sokma. Hah, bak oldu. İşte bu kadar da marifetli bir insan senin bu kocan. Sağ olasın, ellerin dert görmesin. Hadi, hadi çabuk çıkalım. Hanımefendi bir dur. İşini görmeye geldik. Dolabını arızalanmış. Ne dolabı? Ne diyor bu be? Yok bir şey Nazan Hanım. Şimdi buna da darlanır. Bir uğradıydı adam. Gidiyor işte şimdi. Kemal hadi sen de çık. İyilik de yaramıyor canım. İnsanlığa bir faydamız olsun dediydik. Ay bak hala konuşuyor. Çık dışarı. Defol. Çekil gözümün önünden. Cemre, bak o kız gerçekten çok tehlikeli. Ya birazcık hatırım varsa görüşme onunla ne olur. O benim kardeşim Gökhan. Silip atamam ki. Alo. Gökhan, sakın oğlum. Sakın eve gelmeyin. O adamlar, o adamlar burada. Bırak bana ne istiyorlarsa yapsınlar. Sen sakın eve gelme. Annene de söyle oğlum. Gelmeyin oğlum, sakın eve gelmeyin. Baba. Bak aslanım, babanın bize 40 bin lira borcu var. Ne yap et, getir o parayı. Sana 2 saat mühlet. Alo. Gökhan ne oldu? Hiç karışma oğlum. Hiç karışma. Kendi pisliğinde boğulsun şerefsiz. Gökhan ne oldu anlatsana. O benim babam lan. Benim babam o. Gökhan ne oldu? Benim bir şey yapmam lazım. Dur bekle ben de geleceğim seninle. Hayır burada kalacaksın. Gökhan ben de seninle geleceğim. Songül. Annemi oyalar eve gitmesin tamam mı? Ne oluyor be? Songül dediğimi yap. Cemre. Yok. Yok işte.
Yok, bulamadım Cemre. Bulamadım. Allah kahretsin, bulamadım işte. Ben gidip o heriflerle konuşacağım. Babamı bırakıp beni alsınlar. Ne yapacaklarsa bana yapsınlar Cemre. Gökhan dur gitme sen. Ne yapayım Cemre? Hı? Burada elim kolum bağlı babamı öldürmelerini mi bekleyeyim? Ya o adam hasta. O adam benim babam Cemre. Ne kadar aşağılık olsa da, ne kadar kötü bir herif olsa da benim babam. Defne'den isteyelim. Onlar zengin, paraları var. Olmaz. Olmaz öyle şey. Bana yakışmaz. İstemesen o zaman. Telefonunu versene, kızları arayacağım. Alo Defne. Ben Cemre. Cemre ne yapıyorsun? Defne, Gökhan'ın başı dertte. Yani Gökhan'ın değil, babasının. Paraya ihtiyacı var. Sen bulabilir misin? Tamam, tamam veriyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Gökhan. Hiçbir şey babanın canından değerli değil. Hadi konuş. Hadi lütfen. Ben çok özür dilerim. Senden böyle bir şey istemek benim çok ağrıma gidiyor ama... başka da çarem kalmadı. Vallahi kusura bakma Emine teyze. Şimdi Heza şu söylesem o da yapar da. Zavallımın vakti yok. Merak etme, ben kemik suyuyla yaparım o sarmaları. Parmaklarınızı yersiniz. Sağ ol. Dur. Yürü. Aa, yukarı çıkıyoruz. Hadi. Kızım ne oluyor? Bir daha bana kızım deme. Yukarıda anlarsın. Hadi. Nereye? Hadi geç. Kader, sen şu arka taraftan Emine teyzeye mutfağı göster, ben geliyorum. Tamam. Emine teyzeciğim, gel arka taraftan gidelim mutfağa. Hayırdır inşallah? Yoktur bir şey. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Serkan'la ders çalışacağız da. Aferin. Girin girin. Çay getireyim mi size? Börek de yaptım. Yeni çıktı fırından. Yeriz. Sağ olun. Defne, bir şeye ihtiyacın varsa söyle, ben vereyim. Gerek yok. Ya, annemin fırçasını alacaktım. Çorapya dersine çalışacağız, sen de gelsene. Benim hayvan gibi not almama gerek yok canım. Burslu okumuyorum. Tamam Eylül, hadi biz çıkalım. Thank you.
Neriman Hanım, bu kadın sürekli benim peşimde. Tuvalette makasla arkamda duruyordu ya. Dün de gitmiş okuldan bir arkadaşıma saldırmış. Hayır kızım, yok öyle bir şey. Ben sadece... Bir de kızım kızım deyip duruyor. Şikayetçiyim ben bundan ya. Vallahi bir daha peşimde görürsen polise gideceğim. Manyak mıdır nedir ya? Tamam Meral, tamam. Anladım. Hadi sen çık, ben konuşacağım onunla. Hanım, bak bu kızın sana alışacağı falan yok. Git, evini mi ayarlıyorsun, ne yapıyorsun, yap, öyle gel yurda. Nasıl? Yani artık burada çalışmayayım mı? Çalışma. Feride de şüphelendi zaten. Yarın bir gün maaş almadığını, sigortanın olmadığını öğrenirse başıma iş açar. Neriman Hanım, yapmayın. Ne olur yapmayın, kovmayın beni. Ben Meral'siz yapamam. Meral'den ayırmayın. Lütfen. Ne yaparım ben o zaman? Kızın istemiyor işte, seni sevmiyor. Ben ne yapabilirim canım? Aa! Ağlama, ağlama. Bak ben hiç sevmem böyle şeyleri. Meral. Dur bir konuşalım. Ya sen vicdansız mısın kızım ya? Neden bu kadın Neriman'a şikayet ettin? Ha, seher manyağını mı diyorsun? Bak doğru konuş. Tırsıyorum kızım ben ondan. Gözün dikmiş böyle bakıyor. Nereye gitsem de peşimde. Lan salak. Çünkü seni gözünün önünden ayırmak istemiyor. Sana çok değer veriyor. O senin annen ya. Hoş geldin. Ya evde nakit yoktu. Bunları satarsın. 40.000 eder herhalde. Sağ ol. Ben ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok. Götür ver babanına alacaklarına. Annene bunların hepsini ödeyeceğimi söyledin değil mi? Yani ben gerekirse ömrümün sonuna kadar çalışırım. Ya canını sıkmasın. Nasıl olsa bir şekilde öder dedi. Teşekkür ederim. Önemli değil.
O senin annen ne demek? Saçmaladın değil mi sen Songül? Songül saçmaladım desene! Mal gibi konuştun Meral, o senin annen değil desene Songül! Kızım söylesene. O annen sayılır demek istedi. Değil mi evladım? Ha? Söylesene kızım. Hadi. Evet. Bakın, gerçek annem çıkana kadar kimse benim annem sayılmaz, tamam mı? Neden saklıyorsun ablacığım ya? Neden gerçeği söylemiyorsun? Nasıl söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim? Seviyor beni. İstemiyor. İstemiyor. İstemiyor beni. İstemiyor. Afiyet olsun. Bana da bir kahve yapar mısın? Peki efendim. Kuzum, nesilsin bebeğim? İyi. Anne Eylül burada. Serkan'la yukarıda ders çalışıyorlar. Aman ne hoş. Ay yok, ben hiç çekemeyeceğim o kızı. Odama gidip biraz uzanayım. Olur mu canım? Anne. Efendim kızım? Ya neyse, önemli değil. Sonra konuşuruz zaten. Peki. Kahvemi odama getirir misin? Babam nerede lan? Lan ona bir şey yaptıysanız var ya. Sakin ol, gir içeri. Gökhan. Oğlum niye geldin? Bu senin meselen değil. Benim meselem baba. Lan. Çekinme, çekinme. Aç. Oradaki babamın borcunu fazla karşılar. Otur lan. Yavaş lan. Arıza yapma aslanım. Gidiyoruz işte. Ne
İyi misin baba? Şerefsizler sana bir şey yapmadı değil mi? Yok. Yok oğlum, iyiyim ben. Sen nereden buldun onları? Bir belaya falan bulaşmadın değil mi? Yok. Bela mela yok. Ben bir arkadaşımdan aldım onları. Ödeyeceğim sonra. Ben nasıl bir insanım ki sana böyle şeyler yaşattım? Keşke ölseydim de kurtulsaydınız benden. Baba böyle konuşma ne olur. Ben baba sıfatına bile layık bir değilim oğlum. Aşağılık şerefsiz herifin tekiyim işte ben. Ama bak sana söz. Birlikte çalışıp ödeyeceğiz o parayı. Sen merak etme. Hiç merak etme. Bir şekilde hallederiz onu. Bak anneme sakın söyleme, tamam mı? Şimdi kadın paniklemesin durduk yere. Sen bu şerefsizlere neden borçlandın? Kumar değil mi? Teyze. Ya sen daha ne kadar dolanacaksın böyle Meral'in peşinde? Bak benim arkadaşım ince duygulardan anlayan bir kız değil. Sen böyle yaptıkça daha da illet olur sana. Olsun. Yani o benim yanımda olsun, bana yeter. Ya Allah aşkına çık karşısına, de ki ben senin annenim de. Bak göstermiyor ama o da anne diye ölüp bitiyor ya. Bir kadın geldi, ben senin annenim dedi diye kadın evine gitti. Kadın deliymiş, kızın başına silah falan dayadılar. Haberin var mı ya? Biliyorum. Anlattın Erman Hanım. E o zaman. Ya sen fakirim falan diye mi çekiniyorsun? Bak Seher teyzeciğim, sana yemin ediyorum ne benim ne de Meral'in derdi para falan değil. Ya bizim bir tek derdimiz var. O da kimsesizlik. Bak ne güzel bulmuşsun kızını. Al karşına konuş işte. Bak kızım. Benim çocuğumu yanıma alacağım bir hayatım yok şu an. Anlıyor musun? Yoksa ben istemez miyim ona sarılmayı, onu koklamayı? Ama az kaldı. Düzenimi oturttuğum zaman onunla konuşacağım ben. Söz veriyorum. Ama ne olursun. O zamana kadar Meral bilmesin. Sana yalvarıyorum. Ne olur. Anneciğim önünü örtü, şutursun. Yok yok, iyi böyle. Serkan. Sen gelme. Vallahi gerek yok. Hayır canım, olur mu öyle şey? Hem çıkarız biraz hava alırız. E durun ben de sizle geleyim. Çantamı alayım da. Mesude! Beni tutacak şimdi, siz gidin. Pırlanta kolyemle altın bilekliğim gitmiş. Nereye gitmiş? Ne bileyim, onu sen söyleyeceksin. Nereye sakladın, ha? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Nazan Hanım? Anne ne diyorsun ya sen? Bırak oğlum, hırsız bu. Ya elmas yüzüğümü bile çalmış.
Ben senin hiçbir şeyine elimi sürmedim. Yalan söyleme be. Sabah gittiğimde hepsi yerindeydi. Şimdi hiçbiri yok. Çantayı mı sakladın sen, ha? Anne ne yapıyorsun sen ya? Kendine gel lütfen. Senin ne hakkın var bize iftira atmaya be? Al. Çok merak ediyorsan bak hepsini. Bak. Bu dünden kalan 50 liranın üstü. Bu da akbilim. Daha bakmak istiyor musun? Bak hepsine. İstersen gel üstümü de ara. Eylül, ağlama tamam üzülme. Ağlama annem. Senin annen hırsız değil. Bak her bir şeyimi döktüm ortaya. O kendi edepsizliğinden utansın. Evet. Kocan çaldı. Anne. Oğlum, ben evde yokken bu kadını eve kocasını alıyor. Tabii geldi, her şeyi silip süpürüp götürdü, değil mi? Anne. Anne odan buraya mı geliyor? Dolabın kapağı bozulmuştu. Onu tamir etmeye geldi yazık. Sen iyice saçmaladın Nazan Hanım. Benim kocam ne yapsın senin mücevherlerini be? Polisi arayacağım. İyi akşamlar Neriman Hanım. Sana da evladım, sana da. Ne o? Feride'yi mi bekliyorsun? Evet. Yemeğe çıkacağız da. Onca çiçeği gönderdikten sonra bir de yemeğe mi götüreceksin? Hangi çiçek? Bak sen. Ama aferin Feride'ye. Yelkenleri suya indirmemiş hemen. Feride'ye çiçek mi geldi? E sen göndermişsin ya evladım. Üstüne de böyle romantik bir şeyler yazmışsın. Ay. Ben pot kırdım galiba. İyi akşamlar. Anne. Kemal. Kemal. Ha, Mesude. Allah aşkına söyle şunlara. Kemal'im çalmadı de. Ne olur bırakın kocamı. Benim Kemal'im kimsenin malını el uzatmaz. Bırakın ne olur. Karakolda anlayacağız bakalım. Müsaade edin. Etmem. Bırakın, bırakın ne olur. Bırakın. Kemal'im yapmaz öyle şey. Kardeşim, masum bu adam. Bu adam masum. Bırakın. Tamam anne, anne sakin ol. Vallahi ben çalmadım. Billahi ben çalmadım. Hadi kardeşim, bin araba ya. Bırakın masum o. Kemal. Bırakın Kemal. Mesude, ben masumum. Vallahi çalmadım karıcığım. Eylül götürüyorlar. Annem sakin ol tamam. Kemal. Anne tamam. Bırakın vallahi ne olur tamam. Bırakın. Kemal. Kemal! Anne tamam. Kemal! Anne! Kemal! Anne! Kemal! 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 Thank you.
Nasıl oldun? İyiyim. Otursana. Bana biraz babamızı anlatsana. Yani öyle bir anlat ki ben de onu tanımış gibi olayım. Gel. Babam çok sakin biriydi. Yani babamız. Hiç sesi yükselmezdi. Bana kızmasını Cem edemesinden anlardı. Yoksa bana kızım derdi. Canım derdi. Prensesim derdi. Bilse bana da der miydi? Derdi. İnan çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Gidecek gibi değil bu zalim görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat. Her şey tamam. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat. Herkes.